Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, öz anlamını verdiğimiz ayetlerin şimdi de biraz daha açıklamasına, keşif, tefsir ve teviline devam ediyoruz. İslam, ihsan, adalet, hukuk, sebat, ciddiyet, merhamet, yardım gibileri imanın gereğini emreder. Şimdi İslam'ın öncelikle amir hükümlerinden bakın, şunlar başta geliyor. İhsan. Daima İslam ihsanı, iyiliği emreder. Hem de Allah'ı görüyormuş gibi ibadet ederek Allah'a saygı duruşunda, gerçek saygı ve edep içerisinde bulunmak kaydıyla. Allah İslam ile adaleti emreder. Allah'ın hükümleri tam bir adalettir. Hukuk, İslam dini tam bir hukuku emreder. Ferdi, içtimai hukuk, kamu hukuku, Allah hakları, kul hakları, bütün hakları garanti altına almıştır. Sebatı emreder. Allah yolunda ne yapacaksın? Sebat edeceksin. Katiyen Allah yolundan geri adım atmayacaksın. Allah yolunda tam bir şecaatla, sebatla devam edeceksin. Ta ki iman ile Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar. İslam tam bir ciddiyeti emreder. İslam da kaypaklık, eğilme, bükülme yoktur. Yalancılık, sahtekarlık, kişiliksizlik yoktur. İslam tam bir mütekamil kişiliktir. Hem de İslam kişiliğidir. Allah'ın istediği kişilik. Örneği Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam. İslam tam bir merhamettir ve merhameti emreder. Bütün mahlukata İslam tam bir merhamettir. Bütün mahlukata merhamet emreder. Ancak adaletin olduğu yerde adalet merhamettir. Adaletten vazgeçerek merhamet olmaz. Buna da dikkat lazım. Yine İslam tam bir yardımı emreder. Daha bütün güzellikleri ve yüce değerleri ihtiva eden İslam bütün iyiliklerin tamamını emreder. Tüm kötülüklerden nehyeder, faydalıyı celbeder, zararları defeder İslam. Kendini kafirin dostluğuna kaptırması bir Müslümanın yapacağı şey değildir. Kafirin dostluğuna bir Müslüman kendini kaptıramaz. Bu iman ilkelerine, imana aykırıdır. Kafir sana dünyaları bağışlasa bile dininden taviz veremezsin. Dikkat et. Dininden katiyen taviz veremezsin. Bir tek Müslümana zarar gelmesini isteyemezsin. Gaflet, aldanma, bilgi ve tecrübe eksikliği yavaş yavaş kafirlere benzemeye çalışan ilahi yardımın azalmasına sebep olur.
Kafire dostluğa yaklaşırken Allah'tan uzaklaşırsın. Müslümanlardan uzaklaşırsın. Feleyse minallahi fi şeyin. Her kim böyle yaparsa Allah'tan ilişiği kesilmiş olur. Dikkat et. O devletler arası ticaretler ve ortada mesafe olarak komşuluklar, bunlar ayrı şeyler, kültürler arası. Ama dostluk, iman, kalp işidir. İman işidir. Kafirde bu olmadığı için sen bütün dünyanın iyiliğine çalışsan dahi imanın karşısında küfür imana zıttır. Bunun için böyle yaparsa diyor Müslümanları bırakıp ehli küfürü, ehli şirki dost edinirse Allah'tan ilişiği kesilmiş olur. Sakın kafirle içli dışlı olma. Mesafeyi koy. İslami kuralları çiğnemeden bütün insanlıkla hoş geçin. O ayrı mesele. Yakın dostluktan sakın. Bak, mesafe arada yok da tamamen içli dışlı olduğun an işte tehlike her tarafı kuşatmış olur. Eziyet, kötülük korkusu. Yüzlerine dost görünür. Dilden, gönülden değil. Bu takiyedir. Kalpleriniz lanet eder. Sefihleri idare, sefihleri idare, işte burada takiye, mecbur kalındığı zaman, zulüm altında, kötülük altında olduğu zaman ki durumlar, tabii ki takiye o da gereklidir, mecburdur. Ama iç dünyasına sahip olmak şartıyla. Yine korunmak için zaruret tehlike olursa neden korunmak? Ortada büyük bir tehlike meselesi varsa korunmak için onların şerlerinden, zararlarından veya zor karşısında bulunmak halleri başka. Bunlar istisna edilmiştir. O zaman kalbine sahip olarak takiye edebilir. Çünkü mecburdur. Müseylemetül Kezzab, yalancı peygamber. Müseylemetül Kezzab iki kişiyi yakalamış. Birine Hazreti Muhammed'in peygamberliğine şehadet eder misin diye sorunca evet diyor. Evet, evet, evet diyor. Peş peşe, üç defa. Benim de peygamber olduğuma şehadet eder misin? Dedi. Ona da evet dedi. Onu serbest bıraktı. Öbürünü çağırdı. Ona da sordu. Hazreti Muhammed'in peygamberliğine şehadet eder misin? Evet dedi. Benim Resul olduğuma şehadet eder misin dedi. O da ben dilsizim dedi. Onu öldürdü. Haber Efendimiz'e ulaştı Hazreti Muhammed'e. Öldürülene iman sadakati ve samimiyetidir dedi. Ve mübarek olsun dedi.
Yani şehitlik şerbetini içmiş o dedi. O fazilete, azmiyete sarılmış dedi. Öbürü de ruhsatı kullandı. Bunda da bir zarar yoktur dedi. İçine sahip olarak, içindeki imanına zarar getirmeyerek, ölüm karşısında işte bu şekil bir ruhsat takiye yapılabilir, ruhsatı vardır. İlla men ükrihe ve kalbuhu mutmainnu bil iman. Nahl suresi 106. ayeti kerime. Ancak zor karşısında kalıpta kalbi imanla dolu olanlar, zor karşısında kalıp da kalbi imanla dolu olanlar müstesnadır diyor. Takiye canını, ırzını, malını düşmandan korumak için ondan sakınmak, eziyetinden, kötülüğünden korunmak için gönülden değil sadece dilden, dost gibi görünmek, kalben lanet okumak. Razi ve Alusi de beyan edilmiş. Fıkha da müracaat edildiği zaman teferruat ortaya çıkacaktır. Asil korunma Allah'ın azabından korunmadır. Kafir öldüğün zaman, müşrik öldüğün zaman, münafık, kasi, bağı, tağı, facir, fasık öldüğün zaman Allah'ın azabından nasıl kurtulacaksın? Esas korunma orada işte. Gavurdan korktun. Gavur gibi oldun veya gavur oldun. Peki gavurdan korundun. Allah'ın kafir olunca Allah'ın azabından ebedi nasıl korunacaksın? Öyle dava yok. Kafir olmaya ebedi yülebet müsaade yoktur. İmanla yaşayacaksın, imanla öleceksin. İman İslam için yaratıldı. Bütün insan ve cinler. Onun için asil korunma Allah'ın azabından korunmadır. Teslimiyetçi, tavizci değil, korunmacı olmalı. Bakın buraya dikkat. Teslimiyetçilik ayrı, tavizcilik ayrı, korunmak ayrı şeydir. Teslimiyetçi, tavizciler de zaten korunmacı olmaz ki onlar. Onlar din imanlarını korumazlar ki, koruyamazlar. Korumacı insanlar Allah'a sıkı samimi bağlıdırlar. Şeriatın, İslam'ın hem faziletini hem ruhsatını yerinde kullanmayı bilirler. Sadece Allah'tan korkmalı. Korunmak korkmak demek değildir. İslam'da korunmak tedbir vardır. Bu korkmak anlamında değil. Sadece Müslüman Allah'tan korkar. Gavura karşı, bir tehlikeler karşı korunur. Tedbir alır. Müslümanın aleyhine gayrimüslim devletle anlaşma yapmak. Buraya dikkat et. Müslümanın aleyhine gayrimüslim devletle anlaşma yapmak asla caiz değildir. Sen kimin aleyhine anlaşma yapıyorsun? Maide suresi 18. ayeti kerimede ve galetil yahudu ve nasara
Nahnu ebnaullahi ve ehibbauh ilahirilayet. Yahut Allah'ın oğulları sevgilisiz diyorlar. Bakın, hem Yahudi hem de Nasrani. Ne diyorlar? Allah'ın oğulları ve Allah'ın sevgilisi diyorlar. Allah'a yaklaşmak kastiyle başkasına tapan, dost edinenler, bizi Allah'a yaklaştırsın diye putlara tapıyoruz diyorlar. Kim? Müşrikler böyle diyorlardı. Nasraniler, Allah'a sevgimizden İsa'yı Tanrı tanıyoruz dediler. Necraniler böyle söylüyorlardı. Necran Hristiyanları. Bunların tamamı kendilerini mahvetmiş kişilerdir. Batıl ve dalalettir. Sevgi, insan ruhunun yücelik ve güzellik sevdiği şeye meyil göstermesidir. Sevgi neymiş? Sevgi, insan ruhunun yücelik ve güzellik sezdiği şeye meyil göstermesidir. İşte sevgi de sadece Allah'adır. Allah'tan başka yüce kim vardır? Ancak sevgi Allah sevgisidir. Allah için de Allah'ın sevdikleri sevilir, yerdikleri yerilir. İnsan ruhunun yücelik ve güzellik sevdiği şeye meyil göstermesine sevgi deniyor. Bu kalbin gözü, hayatın özüdür ve kalpte yanan bir ateştir, sevgi ateşidir, şevk ve muhabbettir. Allah'ın cemalini görme arzusudur. Rızasına ermek, cemalini görmektir. Sevgi işte budur. Hicrandır, özlemdir. Kalpte sevgi kazanının kaynamasıdır. Kalbin gözüdür, hayatın özüdür. Allah'ın rızasına ermek, cemalini görmek arzusudur. Unutma. İbn Kesir, Muhammed'i şeriata uymayan Allah'ı seviyorum derse yalancıdır diyor. Kim diyor bunu? İbn Kesir. Hazreti Muhammed'in getirdiği şeriata birisi uymuyorsa, hem de Allah'ı seviyorum der diyorsa, bu yalancıdır, sahtekardır diyor. Şimdi gelelim muhabbet. Muhabbet, şevk, muhabbet. Allah'ın sevgisine, rızasına ermek, öfkesinden sakınmak, tüm sevgi, Allah'ı sevmek, onun için sevmek, emrini dinlemem, sevdiğini sevmem, tevhid yolunda yürümem demek, ben kendimden başkasını sevmem demektir ki, rahmetten mahrumdur. Ekseri münafıklar hep böyledir. Münafık kendi nefsine tapar. Ama müşrik, münafık, kibirli, gururlu, kafir cinsinin tamamında
Hakkın emirlerine, kanunlarına karşı çıkanların tümünde bu tehlike vardır. İblis, meleklerin arasında ne kadar çok ibadetlerde bulunduğu rivayeti vardır. Ama ne zaman ki Cenab-ı Hak imtihana tabi tuttu, onun Allah'a itaat etmediği, Allah'a ibadet etmediği, kendine taptığı ortaya çıktı. Ne zaman? İşte hilafetin ortaya çıkmasıyla, Adem'in ortaya çıkmasıyla, imtihana tabi tutulmasıyla, melekler secdeye kapandı, secde emrini yerine getirdi, iblis secdeye kapanmadı. Ve emre karşı çıktı, hilafete karşı çıktı. Secde emrini Allah vermişti, emre karşı çıktı. Ve ebâ ve stekberâ ve kâne minel kâfirîn. O kibirlendi, kâfirlerden idi diyor. Eğer Allah'a iman ile ibadet etseydi, secde emrini de seve seve yapacaktı. Dikkat et! Sevgi, Allah'ın sevgisine, rızasına ermek, öfkesinden sakınmak, tüm sevgi, Allah'ı sevmek, onun için sevmek, emrini dinlemem diyenler, sevdiğini sevmem diyenler, tevhid yolunda yürümem diyenler. Ne demek istiyor bunlar? Ben kendimden başkasını sevmem demektir ki, rahmetten bundan mahrumdur. Ekseri münafıklar böyledir diyor. Bir elçiyi tanımak, onu gönderen makamı tanımaktır. Dikkat et buraya. Bir elçiyi tanımak, onu gönderen makamı tanımaktır. Hazreti Muhammed Allah'ın elçisi, Resulün nebisi. Kim gönderdi Hazreti Muhammed'i? Allah gönderdi. Muhammed'i tanımam demek ne demek? Onu göndereni tanımam demektir. Çünkü o Allah'ın elçisidir. Bir devlet öbür devlete elçi gönderse, öbür devlet de elçiyi reddetse, elçiyi mi reddediyor, elçiyi gönderen devleti mi reddediyor? Aklını başına al. Muhammed'i reddetmek, Allah'ı reddetmektir. Kur'an'ı reddetmek, Allah'ı reddetmektir. Bir İslam alimi Kur'an'ı söylüyorsa, Kur'an'ı anlatıyorsa, bir alimi reddetmek, onun anlattığı Kur'an'ı reddetmektir. Kur'an'ı reddetmek ise Allah'ı reddetmektir. Dikkat et bunlara. Hakiki alimler peygamberlerin de varisleridir. Hak ve doğru neredeyse o kabulümdür diyeceksin. Yanlış neredeyse, yanlış yanlıştır, onu da red edebileceksin. Onun için bir elçiyi tanımak, onu gönderen makamı tanımaktır. Hazreti Muhammed'in risaleti ki, onu tanımamak küfür ve saygısızlıktır. Hem de küfürdür. Küfür nedir? Küfür kimde bulunur? Kafirde bulunur. Müslim, Allah Celle Celaluhu sevdiği kulu göktekilere, yerdekilere sevdirir diyor. Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hazreti Muhammed söylüyor. Onun için Yahudiler Hazreti İsa'yı ve Hazreti Muhammed'i tanımazlar. Hristiyanlar da birini ayrı tutarlar.
Cenab-ı Hak ne diyor? La nüferriku beyne hadim min rusuli. Diyor, peygamberler arasında diyor, birisi konusunda bir ayrım yoktur. Biz peygamberler arasında bir ayrım yapmayız. Bunların küfrü böyleyken müşriklerin daha fazla, Allahsızlarınki de sonsuzdur. Haşa, Nasrani Allah İsa'da fena buldu derler. Küfürdür ve batıldır. Hazreti Muhammed ise Allah'ın birliğinde yok olmuştur. Eslamtu veçhiye lillahi. Bütün varlığımla Allah'a teslim oldum demiştir. Allah'ın birliğini bütün varlığıyla tanımıştır. Ben özümü Allah'a teslim ettim demiştir. Eşhedü de o Abdühü ve Resulü denmiştir. Yani Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberidir diyor. Eşhedü de. Nisa suresi 78-79'da nerede olursanız olun, ölüm sizi bulur. Hayrı şerri Allah yaratır. Siz kesbedersiniz, bir türlü anlayamıyorlar. Siz kesbedersiniz, Allah halk eder. Bir türlü anlayamıyorlar. Dikkat et. Hayrı şerri Allah yaratır. Siz kesbedersiniz. Bir türlü bu gerçeği anlayamıyorlar. Yahut ve Nasara. Nasara, ifrat ve tefriti iptal edilmiştir. Kimin? Yahudinin ve Nasrani'nin ifratları vardır, tefritleri vardır. İslam bunları iptal etmiştir, doğruyu ortaya koymuştur. Yine ayet 79'da, iyilikler Allah Teala'dandır Celle Celaluhu, kötülükler nefsindendir diyor. Ve ma esabeke min seyyiyetin femin nefsike diyor. Kötülükler nefsindendir. İyiliklerin tamamı Allah'ın lütfudur, Allah'tandır. İstifa